Merhaba. 14 Şubat sevgiliye hediye alıp ekonominin çarklarını döndürme gününüz kutlu olsun. Benim pek salladığım bir gün değildir ama fırsattan istifade size sevdiğim aşk filmlerinden söz etmek niyetindeyim. Listemi hazırlarken mümkün olduğunca yenilerden seçmeye çabaladım. Öyle Casablanca, Roman Holiday, From Here to Eternity, Doktor Jivago gibi klasiklere falan pek yer vermedim. Eski filmlerden zehirleneceğini düşünen takipçilerimin kalbini pek kırmamaya çalıştım. Aralarında yine sizden benden yaşlı filmler var tabii ama merak etmeyin, listenin yarısından fazlası 2000 sonrası filmleri. Eğer eskilerden kalma şöyle kalpli malpli bir müzik kutunuz varsa açtığınızda duyduğunuz şey çok büyük ihtimalle bu filmin müziğidir. Love Story tüm zamanların en sevilen, en ağlatan melodramlarından biri. 1970 yapımı bu Arthur Hiller filminin başrollerinde Ally McGraw ve Ryan O'Neill var. Tabii ki her ünlü film gibi bunun da Tarık Tarcanlı bir yerli versiyonu mevcut. Yani şayet Tarık Tarcanlı Fatal Attraction, Sapık Kadın ya da Tarık Tarcanlı Shining, Biri Bizi Gözlüyor'u falan sevdiyseniz aşk hikayemizi de bir izleyin ama önceliğiniz elbette Love Story olsun. Genç bir kadın ve erkeğin trende tanışıp Viyana'da bir gece geçirmesinin hikayesi. İkisi de bunun ilk ve son geceleri olduğunu biliyor ama yine de birbirlerine yakınlaşmadan duramıyorlar. Richard Linklater'ın yönettiği filmimizin aşıkları Ethan Hawke ve Julie Delphi elbette bir geceyle duramadılar ve iki devam filmi için tekrar bir araya geldiler. Aralarında neredeyse 10'ar sene olan Before Sunset ve Before Midnight da bence gayet güzel filmler ama siz tabii ki seriye ilk filmden başlayın. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ya da Lap diye filmin sonunu söyleyen Türkçe adıyla Sil Baştan, aşk açısıyla baş edebilmek için bilim kurgu tekniklerine başvuran bir Michel Gondry filmi. Charlie Kaufman'ın Oscar'lı senaryosunda Jim Carrey aşk acısından muzdarip dostumuzu, Kate Winslet da onun Magic Pixie Dream Girl sevgilisini canlandırıyor. Birkaç gün önce Twitch üzerinden böyle sohbet eşliğinde falan gayet eğlenerek izlediğimiz dev kadrolu filmimiz Love Actually'de herkes herkese aşık. İngiltere Başbakanı aşçısına, rock yıldızı menajerine, ünlü bir yazar hizmetçisine, başbakanın kayınçosu sekreterine, Game of Thrones'daki velet sınıf arkadaşına, Walking Dead'deki abi en yakın arkadaşının karısına. Tam akada konar bokada durumu yani. Ama her bir hikaye birbirinden güzel. Bilbo Baggins bile manita yapıyor. Yani tam böyle 14 Şubat'a sap giren dostlara umut ışığı olacak bir film. Aşk öyle illa bir kadın ve bir erkek arasında olacak değil, bazen iki kadın da birbirine aşık olabilir diyenlerdenseniz Portrait of a Lady on Fire tam size göre. Bu 2019 yapımı Selin Siyama filminden anlıyoruz ki görücü usulü evlilik, vesikalık fotoğraf icat olunmadan daha zormuş. Neyle evleniyoruz bir bilelim diyen beyler müstakbel eşlerinin portrelerine göz atıyorlarmış. İşte böyle bir portrenin yapımı sırasında ressam kızımız ve modelimiz çok hazin bir aşk yaşıyorlar. Listenin en yeni filmi geçen sene sinema yazarlarının da en bayıldığı işlerden biriydi. Konu portreden açılmışken en sevdiğim Türk filmi Sevmek Zamanını da araya sıkıştırıvereyim. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerinden Metin Erksan'ın yazıp yönettiği Sevmek Zamanı, Müşfik Kenter ve Sema Özcan gibi oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Şimdi Halil boyacılık yapmakta olan bir genç. Boyadığı boş köşklerden birinde gördüğü kadın resmine aşık oluyor. Köşkün sahibinin kızı olan resimdeki Meral bir gün böyle çıka geliyor ve Halil'i resmini seyrederken buluyor. Meral genç adamın kendisine aşık olduğuna inanarak bu aşka karşılık vermek istiyor. Oysa Halil Meral'e değil onun resmine aşık. Sıra dışı konusu ve anlatım teknikleri yüzünden bu film ülkemizde vizyon şansı bile bulamamıştı. Ve DVD'si çıkana kadar çok az kişi tarafından izlenmişti. Yani kendisi gelmiş geçmiş en iyi aşk filmlerinden biri olmanın yanı sıra
bence kült filmin sözlükteki tanımıdır. Şimdi kadın kadına aşk filmi olur da erkek erkeğe olmaz mı? Olur tabii, çok da güzel olur. Siz bakmayın öyle Korsan DVD'sindeki adına. Bu filmdeki aşıklar kovboy değil, çoban. Ang Lee'nin 3 Oscar'lı filmi Brokeback Mountain'da Heath Ledger ve Jake Gyllenhaal yasak aşklarını bir türlü unutamayan evli barklı adamlar. Üstelik yıllarca bu aşklarını hem eşlerinden hem de yakın çevrelerinden saklamaya çalışıyorlar. Yani benim izlediğim en sağlam aşk filmlerinden biridir. İzlemediyseniz siz de lütfen bir şans verin. Giuseppe Tornatore'nin başyapıtı Cinema Paradiso sadece bir kadına değil, sinemaya da aşık olan bir erkeğin hikayesi. Öyle bir tek sinema sanatına falan da değil üstelik. Klasik sinema salonlarına duyulan bir aşk bu. Şimdi babasız bir çocuk olan Salvatore ünlü bir yönetmen olmuş ama o baba yerine koyduğu, ona sinemayı sevdiren yaşlı makinist dostunu hiç unutmamış. Onun ölüm haberini alınca doğup büyüdüğü Sicilya kasabasına geri dönüyor ve hem bu sıra dışı arkadaşlığı hem de sinema aşkının nasıl yeşerdiğini anımsıyor. Ölmeye yüz tutmuş geleneksel film yapımcılığına ve o çoktan düğün salonu ya da otopark falan olmuş mahalle sinemalarına bir saygı duruşu olan bu yapım benim en sevdiğim filmlerden biridir. Peki en sevdiğin romantik komedi hangisidir sorusuna da hiç düşünmeden vereceğim yanıt High Fidelity'dir. 2000 yapımı bu film ünlü İngiliz yazar Nick Hornby'nin aynı adlı romanından uyarlama. Kız arkadaşı tarafından terk edilen bir plak dükkanı sahibi, ona en çok acı veren şutlanmalarının bir listesini yapıp geçmişiyle yüzleşiyor. Başrollerinde John Cusack ve Eben Yayla'nın olduğu filmde Jack Black, Tim Robbins, Catherine Zeta-Jones ve Lisa Bonet gibi ünlü isimler unutulmaz yan karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl bir sezoncuk sürmüş bir dizi olarak da yayınlandı ve başrolünde bu kez Lisa Bonet'in kızı Zoe Kravitz vardı. İsterseniz ona da bir göz atın. Geldik benim en ama en sevdiğim aşk filmine. Yine 2000 yapımı olan Wong Kar-wai şaheseri In the Mood for Love da bir yasak aşkın öyküsü. Kapı komşusu olan kahramanlarımız eşlerinin onları birbirleriyle aldattığını öğreniyor ve yaşadıkları acıyı paylaşırken onların da arasında platonik bir aşk filizleniyor. Tamam işte, değişsinler eşleri, olsun bitsin demediğinizi umuyorum. Çünkü onlarınki çok daha derin ve kirletmeye kıyamadıkları bir aşk. Şimdi rivayet odur ki güzide sanat filmi platformumuz Mubi'nin kurucusu Efe Çakarel Tokyo'da bir kafede otururken bu filmi hiçbir yerde bulamamış ve böyle seçme filmlerin yer aldığı bir izleme platformu açma fikri bu şekilde doğmuş. Yani bu trivia'dan önce de sıra dışı öyküsü, muhteşem görselliği ve unutulmaz müzikleriyle bu film benim için bir başyapıttı. Umarım siz de seversiniz. Benden bugünlük bu kadar. 9 Mayıs Dünya Kayıp Çorap Teklerini Anma Günü videomda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.